Sağlık Hattı'ndan herkese merhaba. Sevgili izleyiciler, Sağlık Hattı'nda biz bu akşam çok konuşulmayan bir konuyu ekranlarınıza taşıyacağız. Konuyla ilgili sorularınız varsa ulaşabilirsiniz. Anesteziyoloji ve reanimasyon nedir diyerek başlayabiliriz, öyle değil mi hocam? Sizler bize ulaşabilirsiniz. 0224 alan koduyla 331 7072 ulaşacağınız telefon numarası. Onun dışında SMS'te de yine sorularınız olacak ve yanıtlayabileceğiz. 0224 alan koduyla 331 7072'den vazgeçerseniz eğer ne yapacaksınız? Olay televizyonu yazacaksınız, bir boşluk bırakacaksınız ve sorunuzu 3929'a yönlendireceksiniz. Program konuğumuz Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Aysun Yılmazlar, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Gerçekten de çokça konuşulmayan, sıkça konuşulmayanlardan bir tanesi. İsterseniz bu benim söylerken duraladığım mesela anesteziyoloji nedir, reanimasyon nedir diyerek başlayalım, ondan sonra devam edelim hocam. Tabii ki Serpil Hanım. Bu fırsatı verdiğiniz için öncelikle sözlerime teşekkür ederek başlamak istiyorum. Anestezi, ameliyat olacak olan hastaların geçici bir bilinçsizlik hali yaratılması, evet, ve ağrının ortadan kaldırılması hali. Biliyorsunuz ameliyat oldukça ağrılı bir işlem. Bunu kesinlikle hastalara duyurmamamız lazım. Birinci işimiz bu. Diğer branşımızın ikinci ismi reanimasyon. Bu ise yeniden canlandırma. Yani izleyicilerimizin daha anlayacağı şekilde güncel bir ismiyle söylemek yoğun gerekirse bakımda. Yoğun bakım hizmeti. Evet, evet, yoğun bakım hizmeti. Ama ben ilave bir takım bir şeyler daha söylemek istiyorum. Bu branşımda çalışan uzmanlar olarak bizim bazı bunların haricinde işlerimiz de var. Örneğin poliklinik hizmeti, diğer ana tıptaki uzmanlık dallarında olduğu gibi bizim de bir poliklinik hizmetimiz var. Burada ne yapıyoruz? Ameliyat olacak olan hastalar bizlere geliyorlar ve bunların anestezi sorgulamalarını biz yapıyoruz. Bu hastalarla ilginç ve önemli bir şey. Şimdi tabii, anestezi sorgulaması geçtiğimiz dönemlere bakıldığında çok da önemsenmeyen konulardan bir tanesiydi. Ancak yeni değeri anlaşıldı, yeni önemi anlaşıldı, öyle değil mi? Evet, yani evet, biz özellikle son yıllarda kendi ana bilim dalımızın öğretim üyeleri olarak ve tüm Türkiye'de bunun önemini toplumla, insanlarımızla, hastalarımızla birebir yaşayarak önemini belirlemeye çalışıyoruz. Ve hastalarımızla acaba hangi anestezi işlemi, hangi anestezi tekniğini uygulamamız gerektiğini tartışıyoruz hastalarımızla ve ortak bir yol buluyoruz. Onlar için en uygun olan anestezi tekniğini birlikte karar veriyoruz ve onaylarını alıyoruz bu konuda. Yine bizim ameliyathane dışı görevlerimiz de var. Örneğin ışıklı aletle bazı iç organlara girilerek veya bazı tanısal işlemlerde hastalarda sakinlik hali yaratılması gereken durumlarda bizim sedasyon işlemlerimiz var. Bunlar da ameliyathane dışı anestezi uygulamaları olarak geçiyor. Evet. Bunun haricinde ameliyat sonrası ağrıların tedavisi ve kanser ağrısı gibi kronik ağrıların tedavisi gibi ağrı tedavisi konusunda da bir görevimiz daha var. Peki yapılmasa anestezi ne olur? Yani işte ağrıyı duyalım, ne olacak? Bir şekilde ağrı olur, geçer gider desek ne olur? Yani anestezinin sadece ağrıyı duyurmama gibi bir faydası mı var? Onun dışında başka tabii, faydaları var mı? Olmaz mı? Onun haricinde vücudundaki tüm sistemlerin kontrolü bizim kontrolümüzün altında ameliyat sırasında. Yani anestezistin görevi dediğiniz gibi sadece ağrıyı ortadan kaldırmak değil, ameliyat sırasında hastanın tüm konforunu sağlamak en önemli görevi oluyor. Demin de söylediklerimden anlayacağınız gibi ameliyattan önce biz hastaları değerlendirmemizle, yani poliklinik hizmetimizle zaten işimiz ameliyattan önce başlıyor. Ameliyat sırasında zaten bir işimiz var. Hem ağrıyı ortadan kaldırmak hem tüm vücut sistemlerini kontrol altına almak ve ameliyattan sonra erken dönemde ilk 24 saat içerisinde de hastaları en az biz bölüm olarak iki kez ziyaret ediyoruz. Böyle bir görevimiz de var. Peki anestezi sorgulaması için geldi hastalar. Her yaşa aynı sorgulamayı mı yapıyorsunuz? Herkes aynı teknikten mi yararlanıyor? Bu tekniği kendilerine göre seçebiliyorlar mı? Yoksa hekimle paslaşarak mı karar veriliyor? Genellikle hasta ve biz birlikte karar veriyoruz. Olacak olan, geçirecek olan ameliyatın tipi çok önemli. Evet. Çocuk grubu daha çok genel anestezi uygulamalarına tabi tutuluyor. Ama yetişkinlerde olay farklı oluyor. Özellikle rejyonel anestezi veya izleyicilerimizin anladığı şekilde, lütfen, söylemek gerekirse bölgesel anestezi yöntemleri özellikle
uzuv ameliyatlarında, işte bir kol, bir bacak ameliyatı söz konusu olduğunda veya bir karın boşluğu ameliyatında genel anestezi de verirse, ona bir ek bölgesel anestezi yöntemi ilave ederek, yine aynı şekilde göğüs boşluğu ameliyatı geçirecekse eğer hasta, ona bir bölgesel anestezi yöntemi ilave ederek anestezin kalitesini arttırabiliriz. Ve en önemlisi, ameliyattan sonra ağrı tedavisini bu yöntemlerimiz ile gerçekleştirebiliriz. Bununla biz ağrıyı tedavi etmekle ameliyat sonrası dönemde iyileşme üzerine çok olumlu katkılarımız oluyor. Çünkü ağrı sırasında vücutta bir takım kimyasal maddeler salınıyor. Bu kimyasal maddelerin vücut sistemleri üzerinde, her biri üzerinde ayrı ayrı negatif etkileri var. Biz bu negatif etkileri elimine ederek, ortadan kaldırarak gerçekten iyileşmeyi hızlandırabiliyoruz. İşte ne oluyor? Hasta daha çabuk yürüyor, daha çabuk besleniyor, daha çabuk normal aktivasyonuna dönüyor. Yani daha çabuk hastaneden ayrılıyor, evine kavuşuyor, işine gücüne daha erken kavuşuyor. Bu da hastane masraflarını azaltıyor tabii ki. Hastalar tabii ki cerrahi müdahalelerden hep çekinmişlerdir, kaçınmışlardır. Ancak bir önceki safhası çok önemlidir ama bunu önemsememişlerdir dedi ki bunca yıldır. Şimdi evet. Ondan sonra önemi birazcık daha dikkat eder. Genel anestezisinden ve lokal anesteziden bahsettiniz. Bu noktada hasta sorgulamasında işte aslında bir uzuvla ilgili cerrahi müdahale var. Fakat hasta ısrarla genel anestezi olmak istediğini söylüyor. Bu olabilir mi? Tabii ki olabilir. Hastalarımızın bir kısmı kesinlikle bölgesel anesteziyi reddediyor. Ben tamamen uyumak istiyorum diyor. Bu hastanın isteği gerçekten bizim için çok önemli. Birinci sırada önem verdiğimiz bir durum. Çünkü etik olarak biz hastaya zorla herhangi bir yöntem, bir teknik uygulayamayız. Bu kesinlikle yanlış. O yüzden bölgesel anestezi yöntemlerini uygularken birinci nokta hastanın isteği. Evet. Hasta istekli olması lazım bu konuda. Peki uygulama nasıl yapılır ve bu uygulamanın süresi ne kadardır? Hastayı bir sorgulamayla hazırlıyorsunuz. Bu psikolojik olarak hazırlanmak demek ki çok önemli bir şey bu. Evet. Sonrasında neler gelecek? O psikolojik hazırlıkla aslında yapacağımız işin de ne olduğunu hastaya anlatmamız lazım. Çünkü neticede elimizde bir iğne oluyor. Evet. Ve biz bu işlemleri yaparken hastalarda bir sakinlik hali yaratıyoruz. Yardımcı bir sakinleştirici ilacımızla birlikte. Ve ondan sonra hangi uzuvda bir ameliyat yapılacaksa onunla ilgili o bölgenin sinirini yanına lokal anestezik dediğimiz anestezik maddeyi enjekte ederek o uzuvda bir anestezi, ağrının yokluğu hali oluşturuyoruz. Ve böylelikle hasta hiç ağrı duymadan ameliyatı gerçekleştiriliyor cerrah tarafından. Biz o tekniği tabii ameliyatın başında gerçekleştiriyoruz. Bu teknik bazen 5 dakikada da oluyor, işte 15 dakikada da oluyor. Yapılacak olan tekniğe bağlı olarak. Kişinin yapısıyla da ilgisi var mıdır buna? Tabii ki. Özellikle şişmanlarda bu işte bizim çok zorlanıyoruz. Evet. Anatomisi düzgün olanlarda gerçekten daha kolay. Ama deneyimle, tecrübeyle bu işler hakikaten üstesinden gelinebilecek işler oluyor. Şimdi zaman halk arasında mutlaka şahit olanlar vardı. İşte benim vücudum uyuşmuyor, o yüzden de canlı canlı beni ameliyat ettiler diyenler de çok fazla olmasa da karşılaşıyoruz. Evet. Bu nasıl oluyor yani? Biz anestezi duyuyoruz. Uygulanmayanlar var mıdır? Uygulanamayanlar. Yani mümkün değil bu. Bu etik olarak da doğru bir şey değil. Gerçekten bir bölgesel anestezi uygulandığında eğer hasta ağrı diyorsa yapılacak ikinci işlem, ikinci basamak zaten genel anestezidir. Kesinlikle hastaları uyutur. Zaten biz başlangıçta diyoruz. Eğer bir ağrı duyma olayı olduğunda sizi kesinlikle uyutacağız. Siz rahat olun şeklinde hastaları sakinleştiriyoruz bu anlamda. Şimdi yine halktan yola çıkarsak bu tür programlarının sizinle de hemfikir olduk yayın öncesinde, en büyük avantajı izleyicilerimizi bilgilendirmek. Anesteziden sonra hayata tekrar dönemiyor, dönemedi denilen insanlar da var. İşte ameliyat masasında kaldı diye nitelendiriyorlar. Anestezi fazla verilmiş, o yüzden yaşama tekrar dönememiş diyenler var. Bunu siz bir uzman olarak bilimsel anlamda nasıl açıklarsınız hocam? Tabii ki. Yani demiştim ya sözümün başında biz aslında vücudun tüm sistemlerini kontrol altında tutuyoruz diye. Evet. İşte bu nokta çok önemli. Yani bir insanın dolaşım sistemi, solunum sistemi, beynin içinde bulunduğu işte nörolojik sisteminin kontrol altında alınması çok önemli. Yani anestezistin orada hedefi olması gereken bu sistemlerin normal değerlerinde tutması. Evet. Yani insanın kan basıncını, işte solunum sayısını, nabzını ve birçok bunun yanında tıbbi
göstergelerin normal değerlerde olmasına gayret ediyoruz. İşte o yüzden anestezi çok önemli. İzleyicilere onu söylemek istiyorum. Mutlaka eğer bir ameliyat kararı verildi ise cerrahınız tarafından lütfen anestezistiniz ile görüşünüz. Peki. Sizi kim uyutacak acaba? Bunu mutlaka önem versinler ve anestezisiyle mutlaka ameliyattan önce görüşsünler. Peki elinde şırınga ile gelip bizi uyutan kişi evet. hangi eğitimlerden geçer ve anestezist evet, olur hocam? Evet. Evet, bu konuda galiba, da galiba toplumda bir bilgi eksikliği var. Ben de vururum onu diyenle de karşılaşabilirsiniz. Evet, evet. Ben bu fırsatla bunu da anlatmak lütfen. İsterim memnuniyetle. Tıp fakültesi mezuniyetinden sonra bir 4 yıl ihtisas eğitimi süresi var. Bu üniversite hastanelerinde ve ihtisas veren Sağlık Bakanlığı hastanelerinde bu eğitimler mevcut. Biz de bu öğretim üyesi, bu ana bilim dalının öğretim üyeleri olarak bizim de asistanlarımız var. Biz de onları tam donanımlı olarak çok iyi bir şekilde yetiştirmeye gayret ediyoruz. Hatta gururla söylemek isterim ki bizim üniversitemizde anestezyoloji ve reanimasyon ana bilim dalında eğitimimiz akredite oldu Avrupa kriterlerine göre. Harika. Yakın bir zaman içinde bu sertifikasyona da sahip olduk. Yani İngiltere'deki bir anestezi uzmanı ile bizden yetişen anestezi uzmanı arasında hiçbir fark olmayacak. Dediğim gibi eğitim hı hı. çok çok önemli. Mutlaka ve mutlaka anestezyoloji ve reanimasyon ana bilim dalı ihtisasına almış olan hekimlerin bu işleri yapmış olması lazım. Peki. Bu aklımıza gelebilecek o kötü tehlikeleri, komplikasyonları yaşamamak adına. Yaşamamak adına. Sorgulamamızı yaptık. Anestezistimize, anestezi uzmanımıza güvendik. Cerrahi müdahale için hekimimizle işbirliği yaptık ve ameliyata yattık. Evet. Bitti. İki gün ziyaret edeceksiniz. Niye ziyaret ediyorsunuz bizi? İyi bayıltabildim mi? Evet, aslında öyle tabii. Yaptığınız nasıl işi kontrol ediyoruz tabii ki. Biz aslında hastayı nasıl teslim alıyorsak sağlıklı bir şekilde. Tamam, belki bir sağlık problemi nedeniyle ameliyat oluyor ama neticede diğer sistemleri sağlıklı. Biz aynı şekilde cerraha sağlıklı bir şekilde hastayı teslim etmemiz lazım. Daha doğrusu o insanın hayatı, yani o hayatı zarar vermemek üzere kurgulamamız lazım biz anestezistler. Yani en önemli hedefimiz bu. O yüzden biz ziyaret ediyoruz. Yaptığımız işlemleri kontrol ediyoruz anestezi işlemleri sırasında. Şimdi sadece aslında anestezi hastalıkların iyileşmesi adına akla gelenlerden biri değil. Mesela hı hı. anneanneler, babaanneler şu anda Allah Allah bu anestezi çıktı işte işin keyfi de kaçtı diye düşünebilirler ama ağrısız doğum denen bir şey var anesteziyle. Evet. O nedir hocam? Ona ne evet, söyleyeceksiniz? Evet. O da bizim branşımızın diğer bir güzel tarafı. Hı hı. Ben şimdi tabii anne adaylarına seslenmek istiyorum. Lütfen. Şöyle bir kanı var toplumumuzda tabii. İşte kadın doğum yapar, tabii ki ağrı çekecek. Yok öyle bir şey. O kadar güzel bölgesel anestezi yöntemlerimiz var ki bayanlarımıza, anne adaylarımıza ağrısız doğum olayı yaratabilecek. İşte sohbetlerinde güzel doğum anılarını konuşacak kadar güzel anlar onlara pekala yaşatabiliriz bölgesel anestezi yöntemleriyle. Ama dediğim gibi mutlaka anestezi uzmanıyla görüşmeleri gerekiyor. Mutlaka öncesinde. Görüşmek lazım. Evet, evet. Şimdi anesteziyoloji dedik, reanimasyon dedik. Reanimasyonun da farklı bir özelliği var. Evet. Reanimasyonun ne olduğunu tanımladınız. Hmm. Peki bununla ilgili aşamalar nelerdir onu da öğrenelim istiyorum tabii. Ben. Reanimasyon ünitesinde de biz tüm sistemlerin kontrol altına alındığı daha ileri düzeyde ve teknoloji eşliğinde sistemlerimizi takip ettiğimiz, takip ederek tedavi ettiğimiz hasta grupları. Bunlar ameliyat sonrası yoğun bakım tedavisi gerektiren hastalar olabilir. İşte solunum cihazı, solunum desteği cihazıyla solunum desteği gerektiren hasta grupları olabilir. İşte kas hastalıkları, nörolojik hastalıklar, travmalar, trafik kazaları gibi. Ya evet. Zehirlenmeler olabilir. Bunların işte tedavi edildiği bir ünitedir burası. İçeriye girdiğinizde hakikaten çok böyle alet edevatın, teknolojinin son haddinde görebildiğiniz. Peki orada sorgulama yok anestezide. Bir hekimimizle karşılıklı hı-hı. konuşuyoruz ve bir takım hı-hı. yollara pırıl pırıl gidiyoruz evet. ama orada öyle bir şey orada yok. Öyle bir şey. Orada hasta yakınlarına ne öneriyorsunuz? Tabii, birinci derece yakınlarıyla buranın yüksek riskli hasta grubu tiplerinin tedavi edildiği alanlar olduğunu ve bu konuda da gelişebilecek
istenmeyen olayların konusunda da bilgi veriyoruz ve onların onamlarını alıyoruz aynı peki şekilde. Peki orada yine sizinle ve hekimle birlikte mi konuşmak gerekiyor yoksa sadece sizlerle konuşmak, anestezi uzmanlarıyla konuşmak yeterli midir? Şimdi bizim sahip olduğumuz hasta grupları var. Biz onları kendi hastalarımızın yakınlarıyla görüşüyoruz. Bir de cerrahla ortak olduğumuz hastalar var. Tabii orada o zaman multidisipliner dediğimiz çok değişik branşların birlikte hastaya yaklaştığı durumlar oluyor ki o zaman hep birlikte hasta yakınlarıyla temas haline geçme durumunda olabiliyoruz. Peki Mehmet Bey hattımızda, ona bir merhaba diyelim hocam izin verirseniz. Sayın tabii Mehmet ki. Sarı merhaba. Evet merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun efendim, sorunuzu alalım. Benim hanımım hasta oldu. Geçmiş olsun. Ayın 16'sında hastaneye yatırdık. Evet. Efendim telefondan konuşuyorum. Televizyonu kapattım da. Peki. Ayın 20'sinde ameliyatımız oldu. Hanım bir türlü düzelemedi. Ayın 7'sinde tekrar yatırmak zorunda kaldık. Karnımda safra birikmiş. Bunu acaba şeye kalmış yani, daha doğrusu söyleyen bir sondan kere ikinci bir doktora götürdük. Bu anestezi hatası mı yoksa doktor hatası mı? Bunu öğrenmek istiyorum. Peki, geçmişler olsun, Allah şifalar evet. versin. Uzaktan bir şey söylemek mümkün değil tabii, deyip bu programlarda tabii. ben evet, topu hekimlere evet. atıyorum. Buyurun. Tabii ki uzaktan bir şey söylemek güç ama sanıyorum bu anesteziyle ilgili bir hata değil. Belki cerrahiyle ilgili bir durum olabilir. Gerçekten ameliyat etmiş olan cerrahla görüşmekte yarar var. Zaten ikinciye hastaneye gelmiş sanıyorum en kısa zamanda. Tedavisi sonlandırılacaktır. Halledilecek gibi duruyor. Peki SMS sorularından bir tanesiyle devam edelim. Merhabalar, burun ameliyatı oldum ve ameliyatta jetekonin adlı narkoza karşı alerjim çıktı. Sezaryenle doğum yapmamda bir sakınca var mıdır diye soruyor izleyicimiz. Evet, jetekonin lokal anestezik. Bizim sıkça kullandığımız ilaçlardan biri. Olabilir bu lokal anesteziklere karşı, hatta genel anesteziklere, bizim diğer ilaç gruplarımıza karşı alerjiler de olabiliyor. İşte ben demin söyledim ya, poliklinikte hasta anestezi sorgulaması yapıyoruz diye. En önemli sorguladığımız noktalardan biri de hastaların alerji durumu. Biz mutlaka alerji bir zemin olup olmadığını yoklamasını yapıyoruz hastalarımızda. Eğer böyle bir zemin varsa, örneğin şimdi doğum için gelecekse bu hastamız, mutlaka biz ona alerji yönünden incelenmesini sağlıyoruz. Ve eğer alerjik bir durum varsa, söz konusuysa, mutlaka ameliyattan önce alerji yönünde tedavisini düzenliyor, uyguluyor. Ondan sonra anestezi planımızı gerçekleştiriyoruz. Peki alerji dışında başka hastalıkları olanlar, tabii örneğin ki. Şeker hastası, tabii örneğin ki. Kalp hastası, tabii onlarla ilgili işte sorgulamalar da var. Onların hepsinin hedefi anestezi polikliniğini yapmaktan geçiyor. Anestezi polikliniğinde bütün bu ameliyat olacak olan hastaların beraberinde, yani yandaş söz konusu olan hastalıkların da çözümlenmesi, bir hali yola getirilip tedavi edilip ondan sonra hazır olarak ameliyata alınması hedefleniyor. Evet. Yoksa işte bunlar sorgulanmadan eğer ameliyata alınırsa gerçekten hastalarımızda istenmeyen durumlar söz konusu olabilir. Peki reanimasyona da geri dönelim istiyorum. Orada yoğun bakımda hasta yakınlarıyla ilgilisiniz. Hasta yakınları cerrahla ve sizinle görüşmeli ve ona göre hastalarından bilgi almalılar dediniz. Onun dışında sizin göreviniz nerede sonlanıyor reanimasyonda? Evet, işte bunlar ileri dönem, yüksek risk hasta grupları demiştim. Yani birçok yerlerinde kateter var, işte bir solunum cihazına bağlı. Bunların ne zaman ki artık gereği yok, hastalık da iyileşiyorsa bizim ilaçlarla, tedavilerimizle, işte zaman içerisinde tedavi sonlanması durumuna geldiğinde zaten bu işlemlerden, kateterlerden, monitörlerden hasta arınacaktır. Ve ondan sonra kliniğine geçecektir, ilgili kliniğe. Yani normal bildiğimiz hastane yatağına geçecek. Orada da belli bir takipten sonra, belli bir süre sonra evine taburcu edilecektir. Peki, teşekkür ediyoruz. Mevlida Hanım merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkür ederim. Size buyurun. De iyi günler. İyisiniz inşallah. Çok iyiyim. Siz iyi misiniz? Ben rahatsızım. Geçmiş olsun. Allah şifalar versin. Sağ ol, Allah razı olsun. Hepinize inşallah. Peki, dinleyelim sizi o zaman. Ben buradan iki hafta öncesi, hemen bir ay öncesi onkolojide endoskopi oldum. Orada beni bayıltmadılar. Endoskopum oldu, güzel çıktım oradan ama pek sonuç vermedi orası.
Evet. Bu iki hafta öncesi de başka bir hastanede, isim vermeyeceğim. Vermeyin lütfen. Orada ben endoskopi oldum. Ücretli tabi, ayıp söylemesi. Efendi, orada beni bayılttılar. Hemşireye narkoz verdi kolumdan. Bayılttı beni. Doktor bey gitti, yemeğini yedi, geldi. Ben doktoru hiç görmedim. O arada ben bayıldım. Doktor geldi, endoskopiyi yaptı, çıktı. Ben orada 1 saat 15 dakika o masada kaldım. Uyandığım zaman baktım yerim değişti. Sedyeyle beni yukarı kata aldılar ve arka tarafa bıraktılar beni. Uyandığımda çantam, parçam yanımda ama yanımda kimse yok. Çok büyük ağrıyla uyandım. Boğazım hala ağrıyor. Bak 2 haftanın üstünden geçiyor. Hala da ağrım var. 10 tane iğne yiyorum ben onlardan, ayrıyetten. Bu durum ne olacak yani? Böyle mi yaşayacağız bu durumları biz? Peki efendim. Sorunuz olabilir mi? Kapatmasın Mevlana. İkinci işlemde anestezi mi almış? Genel anestezi mi, yoksa bir uyku hali mi yaratmışlar? Sakinlik işlemi mi yapıldı Mevcan acaba? Mevcan'ım hattasınız. İkincisinde değil mi? Anestezi mi almış? Evet. Tamam, soru cevap şeklinde devam edebiliriz. Buyurun hocam. İkinci işlemde, hastaneye gittiğinizde genel anestezi mi verildi acaba size? Anlamadım orasını. Anestezi verildi herhalde, çünkü boğazım ağrıyor dedi, çünkü ben öyle yorumlayayım. Evet, evet. Şimdi ilk işlemde benim ameliyathane dışı görevlerimiz demiştim. Bir sedasyon işlemi yapıyoruz. İşte bu tür hastamızın geçirmiş olduğu endoskopi işlemi sırasında hastalarımıza bir sedasyon uygulaması yapmak gerekir. Gerçekten hastamızı ilk işlemde böyle bir uygulama yapılmamış. Yapılsaymış iyi olurmuş tabii ki. Bu hakikaten hasta hakları için çok önemli. Etik olarak da çok uygun olurmuş. İkinci işlemde muhtemelen anestezi uygulanmış. Çünkü bizim genel anestezi uygulaması sırasında nefes borusuna yerleştirdiğimiz bir boru var. Bu borunun, tüpün belki boğaz üst iç cidarına yapmış olduğu baskıdan dolayı bazı hastalarımızda, hastamızın ifade ettiği gibi, bir boğaz ağrısı olabiliyor. Mühim bir şey değil. Zaman içerisinde geçiyor. İşte biz anestezi sonrası niye hastaları kontrol ediyorsunuz, takip ediyorsunuz diyorsunuz ya. İşte bir kontrol ettiğimiz yanlardan biri de o. Evet. Çok geçmiş olsun dileklerimiz. Peki, SMS'lerle devam ediyoruz. 2 hafta içinde burun ameliyatı olacağını söylemiş izleyicimiz. Fakat genel anesteziden gerçekten çok korkuyorum. Anestezi öncesi sakinleştirici verilerek korkumu yenmem mümkün mü? Bir başka sorumsa anestezik farkındalık nedir diye sormuş size. Evet. Evet, işte bu anestezi alırım da sonra uyanamam korkusu gerçekten tüm insanlarda var. O yüzden ben de bu hastamıza şunu tavsiye etmek istiyorum. Mutlaka anestezistiyle görüşsün. Onu kim uyutacaksa mutlaka ameliyat öncesi bir görüşmede bulunsun. Tabii ki hastanın istediği sakinleştirici, endişesini giderici bir ilaç yapmak mümkün. Biz bunu uyguluyoruz pekala. Diğer bir soru daha vardı. Anestezik farkındalık nedir? Evet, işte bu da, burada da anestezistin rolü çok önemli. Ameliyat sırasında farkındalık, yani hissetmek. Sesleri duyabilirsiniz, bir takım işte cerrahi işlemleri hissedebilirsiniz. Belki de bir ağrı duyabilirsiniz. Bu gerçekten batıda çok önemli dava konuları. Burada da işte anestezistin çok büyük rolü var. Anestezi seviyesini ayarlamada dikkatli olması gerekiyor. Anestezide çok büyük iş düşüyor burada. Bir önemli bir konuya değindi. İzleyicilerimizden bir tanesinden gelen sorulardan biriydi o. İşte o anestezi süresinin ameliyat bitene kadar yok olup gideceğinden korkuyorum dedi. Herhalde tabii, bununla da ilgili. Yok olup giderse zaten tekrar idamesi mevcut. Tabii, çok güzel anestezik ilaçlar var eski yıllara göre karşılaştıracak olursa. Kısa etkili, kısa sürede etkisi ortadan kalkıyor. Hiçbir zaman uyanmama, anestezik maddelerin etkisi altında kalma diye bir şey söz konusu değil. Hepsinin karşıt ilaçları da var bunların etkilerini ortadan kaldırabilecek. Evet. Fakat dediğim gibi anestezinin burada çok önemli rolü var cerrahi sırasında. Ben lafı yine hep oraya getiriyorum. Mutlaka anestezinizle görüşün. Peki, bir Yalova'ya bir merhaba. Sorular var çünkü. Yalova'ya bir merhaba diyelim. Sayın Arif Bakın, merhaba. İyi günler efendim. Size de iyi günler. Buyurun efendim. Rahatsız ediyorum. Olur mu öyle şey? Başarılı yayınlarınızdan ötürü Olay TV'yi çok tebrik ediyoruz. Çok sağ olun izlediğiniz için. Biz de Yalova'dan sizi izliyoruz. Doktor Hanım'a ben sadece Yalovalı olarak onunla iftar ettiğimizi, gurur duyduğumuzu söylemek istiyorum. Yalovalı mısınız? Ve onun başarılı çalışmalarından iftar ediyoruz, mutlu oluyoruz. Sizin de böyle bir genç bir profesöre sahip olmanızdan dolayı sizlere de çok şanslısınız. Evet, Uludağ Üniversitesi şanslı.
Evet. Çok teşekkür ediyoruz paylaştığınız için bizimle. Size de bu başarılı yayınlarınızdan dolayı tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Acılar sunuyoruz. Çok teşekkür ederiz. Uzaktan selamlar. Evet. Evet. Peki yavaş yavaş toparlayalım istiyorum. Halk arasında siz hep vurguladığınız program süresi içinde mutlaka anestezi uzmanına, mutlaka anestezi uzmanına hastalar sormalı, soru cevap şeklinde başlamalı ve o şekilde devam etmeli. Onun dışında neler söyleyeceksiniz? Son olarak nasıl toplayalım? Yani bu bilim dalı gerçekten anlaşılabilmiş durumda mı? Hala eksikler var mı? Ve bu eksiklerin giderilmesi noktasında yapılması gerekenler nelerdir? Evet. Mesela poliklinik hizmetinin veriliyor olmasını belki de izleyicilerimizin birçoğu yeni duydular. Ondan sonrası için ne söyleyeceksiniz? Evet. Bu tıp dalı hakikaten son yıllarda çok gelişme gösterdi ülkemizde. Bunu büyük bir gururla söylemek istiyorum. Fakat yıllar içerisinde bu tabii hep cerrahinin yanında gittiği için ve hastalar gözünde de hep cerrahi ön planda olduğu için tabii ameliyatı daha ön planda, daha önemli derecede vurgulanarak gelmiş günümüze kadar. Ama dediğim gibi anestezinin ameliyat öncesi, ameliyat sırasında ve ameliyat sonrasında ve sadece ameliyatla ilgili değil, ameliyathane dışındaki uygulamalarıyla, işte yoğun bakım hizmetleriyle, poliklinik hizmetleriyle gerçekten hastaların birebir karşı karşıya gelmesi gerektiği, anestezisiyle gelmesi, karşı karşıya gelmesi gerektiği bir durum olduğunu tekrar söylemek istiyorum. Anestezi sorgulamasını hiçbir zaman kaçınmasınlar. Bunlar onların yararı da. Peki, ve aynı zamanda cerrahların yararına. Çünkü hastanın hazırlığında hakikaten çok büyük katkımız oluyor. Hı-hı. Kapsadığı alanlarla ilgili de ben açıkçası program yapmak isterim. İşte bir tabii algoloji ki. Memnuniyetle, var. Evet, evet. Ya da onun dışındaki bölümlerle ilgili. Onlarla ilgili de programlar. Gene anestezinin alt dalları var. İşte bir çocuk anestezisi, bir beyin cerrahisi anestezisi, ortopedi anestezisi. Dediğiniz gibi bir algoloji, yoğun bakım bunlar konusunda tabii ki büyük bir keyifle birlikte. İzleyicilerimizi tekrar birlikte bilgilendirmek üzere diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Verdiğiniz bilgiler için hocam size. Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, sağlık hattında sona geldik. Tekrar görüşeceğiz. Görüşünceye dek kendinize çok dikkat edin ve sağlıklı kalın, olur mu? İsterseniz olur. Deneyin bak. Teşekkür ederim hocam. Teşekkür ederim.